أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Emirdağ 91'den okuyacağım. Merkez bu. Fakat kolu çok geniş. Emirdağ 1 mi abi? He? Emirdağ 1 mi? Emirdağ 1. 90. Emirdağ 1-91. Merkez bu. Merkez deprem üssü diyorlar ya. Hı-hı. Merkez üssü bu. Konu, mevzu 439. sayfada açılımı olacak. Sözler, bir şey yapayım, kesin şey yapayım. Evet, 439 şu. Kur'an şakirtleri olan asfiya ve evliya. Kur'an 439'dan okuyorum. Evet. Kur'an şakirtleri olan asfiya ve evliya. İki yön. Hükemanın münever kısmı olan Hükema-i İşrakiyun'un hikmetleri. Hükemanın münever kısmı olan, yani enfusçi, Muhiddin Arabi de bunlardan, bunlar sırasına girmez ama bunların kategorisindedir. Hükema-i İşrakiyun, enfusçiler ve aynı zamanda ilmi kelamçılar. Kendi meşhudatlarına tabi ilmi kelamçılar. İlmi usulü dine tabi olmayan ilmi kelamcı. Yani ilmi usulü din uleması deniliyor. Mesela ona lugata bakarsanız ilmi kelam der. Ya ilmi kelam lugatta atıf yapmış. Mübarek işte. İlmi usulü din diye lugata bak, ilmi kelam gel. Madem ilmi usulü din ilmi kelamcılardır, ustad niye ilmi kelam ve ilmi usulü din uleması diyor? İkisini ayırıyor. Yani lugat hepten külliyat okudukça benim nazarımda acayip oluyor ya. Mesela Emirdağ'da sayfa 91'de şöyle geçiyor. Bak. Doğrudan doğruya ilmi kelam içinde ve ilmi akaide ve usulü din içinde. Usulü dine bir girin, ilmi kelam der. Kardeşim, usulü din, ilmi kelam içinde bir yapıdır. Ha mı? Nedir o? Şimdi, muhkemat, esasat, zaruriyat, musellematı temel alarak şeyi kaideler getiren ilim. İslam'ı düşünürken, veya hukukta karar vereceğin zaman, kaziye hüküm çıkaracağın zaman bunların koyduğu esasat, bunların işlevi şu: esasat, muhkemat, zaruriyat, musellemat dairesi içinde. Konumuz bu değil de bu ana dört tane yapı ile çalışıyor ilmi usulü din uleması. İlmi usulü din uleması bu dört yapı içinde kaideler çıkartıyor. Kur'an'da kaideler çıkarıyor. Mesela diyelim ki Mubikat-i Seba. Ne demek? Günah. Ama 52 günah var. Kebair. Mesela Ekber-i Kebair. Bu Ekber-i Kebair. 7 Kebair. Bunları ortaya koyan, yani bize yürüyecek taşları koyan, batak, taşları, merdivenleri koyan. Bunsuz, onu okuyacağız yani, bunu kale almadan. Bir de ilmi kelam var. İlmi kelam, bu ilm usulü din kaidelerinden daha çok kendi, evet, imanları var. Tabii ki var. Yani bir ölçüyü almadan, bir yere bağımlı olmadan Kur'an'ı, ayeti kendisine göre yorumluyor. Ötekisi bir kural içinde yürüyor. Ama komplesine ilmi kelam deniliyor. Buna ustad da zaten ilmi kelam içinde diyor. Bak,
şemsiye ne varmış? İlmi akide ve usulü din. Yani ilmi akide o iman esasları zaruriyeti diniye, zaruriyeti diniyi ben açtım yani bu dört tanedir. Esasattır, muhkematı, zaruriyeti. Yani bunlar ben size belki de bir dakika olmadı anlattım ama inanın şey soru olmasın ama. İnan 3-5 sene böyle ilim çalışırken çalışanın, yoğunlaşanın sarf edeceği bir şeydir böyle izah. Zordur yani. Yani çalışan bir insanın buna yükleyeceği manadır lugat benim anlattığım. Nerede? Akaide. Akaid uleması, akide uleması şeydir, iman esaslarında açık ve nas üzerine yürür. İlmi usulü dün uleması ölçüler getirir. Mesela diyelim ki onlardan kim olabilir? Bir daha muşakhaslandırayım. Mecelleyi ortaya koyar. Mecelle. Mesela İslam anayasası uygulayayım. La ilahe illallah diyen Muhammed Resulü demese kurtulamaz. Bunu diyen o. Mesela başka bir tane şey yapayım. Umumu hukuk, şahsu hukuku cehreder. Mesela Kastamonu'dan şey yapayım. Defimes fasit, celbi nefay, rüçhaniyet kesbetmiş. Bu asırda usul eser. Bunu ilm usulü dün uleması koyar. Yani sebaptan önce haram terki vardır. İmandan önce red vardır. La ilahe illallah. Ondan sonra olur. Dinsizleri Müslümanlar itham ettikleri gibi değil. Müslümanlar gözü kapalı, aklı kapalı, taassupla girdiler diyor. Oysa İslam'a girebilmesi için redle giriyor. Tamam. Anlıyor musunuz bunu? Çok önemli. Belki de kader ilahi, gayri ihtiyari girdim bu mevzuya. Hasan abi, üstad diyor ya hani her asrın bir hükmü var. Bu hani bazı konularda da bunu getiriyor. Bu dinin yani kesin emire değil de hangi konusuna giriyor? Bu mesela bu asırda işte şu hüküm geçerli falan diyor ya. Ya ben konuyu anlayamadım. Ya Risale'de bazı yerlerde yeni böyle şeyler getiriyor ya, bu ilmin esasları değil de farklı meselelerini yani şey yapıyordum. Bu asırda böyle biraz önce dedi. Ha o kim? Bu şey ilm-i usulü dün uleması şey yapar. Bunların dışındadır bu. Bu zat mesela Risale-i Nur Asfiya yoludur. Asfiyadır. Müceddittir. Müceddidi dindir. Tamam mı? Bu ayrıdır bunlardan. Asıl imamları bunların dışındadır. Yani Kur'an şakirtleri Asfiya'nın içindedir. Yani bu ilmi kelamın dışındadır. Asfiya başta okudum ya, Kur'an şakirtleri olan Asfiya ve Evliya. Bu peygamberlik yok da. Kur'an şakirtleri olan bir tanesi, Kur'an'ın ikisi de Kur'an şakirdi. Asfiya Evliya, koy bir kenara. Hukema, ilmi kelam ve işrakiye, tasavvuf gibi. Yani gidip, mesela Risale-i Nur kastediyorsan, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, Bediüzzaman, Mevlana Halid-i Bağdadi. Bunlar Asfiya'ya girer. Asfiya-i Muhakkikin, Evliya-i Muhakkikin, Muhakkik ve Mudakkik. Mudakkik vardı, Muhakkik vardı. Mesela bir tanesi deliller getirir. Tamam mı? Delil, Mudakkik, delil. Bir de mesela ahiretin delilini yapar. Bir de o delili başka delille ispat eder. Bu da muhakkik. Delili ispat eder. Evet, delili ispat eder. Delilin geçerliğini test eder. Evet, yani onu... Birisi Burhan, birisi Hüccet mi oluyor? Birisi Burhan, birisi Hüccet. Şeyde, 169. Mesela... Yanlış söylemeyeyim gibi. Üçgenin alanının formülü var. Mesela yükseklik çarpı taban bölü 2. Bunun bir de nasıl ortaya çıktığını... O formülü ispat eden. Mesela bir daha okuyayım yanlış olmasın. Muhakkik
meseleleri delil ve burhanlarla ispat edene denir muhakkik. Mudakik ise bu delillerin kaynaklarını gösterendir. Ters söyledi. Delilleri onun için bir şey yaptım. Mudakik biraz daha şey, daha derin. Mudakik, muhakkik, hikmet sahibi. Tamam. Mudakika giriyor o zaman. İki, mudakik olunca muhakkik de var içinde. Muhakkik de var içinde. Evet. Ama muhakkikin içinde mudakik yok. Mudakik daha şey. Şimdi Risale-i Nur hakikaten tuhaf bir şey yani. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatı da öyle. O Gazali'nin İhyası. Hakikaten çok garip eserler bunlar. Asr'ın mücedditleri. Bunlar şeye giriyor. Daldım yani şeye, kusura bakmayın. Neredeydim zaten? Şunu koyayım. Başka bir şeyler var da mezun değilim. Şimdi abi biz Marifet-i Sari'ye giden yollar diyor ya, sorularda bir tanesini mi konuşacağız bugün? Evet. İkincisini koyup mukayese yapacağız. Yani işte böyle ya, Mesnevi'de geçiyor ya diyor. Marifet-i Sari'den kemala taşına uzanan bir ilacı usulü dörttür diye. Dörttür. Biz bundan dört tane, iki tanesini konuşacağız. İki tane konuşacağız ama yapıları değil, bize sunduklarını konuşacağız. İçerisi değil. Bu burayı anladık mı? Burada asfiya ve evliya, Kur'an şakirtleri, asfiya ve evliya. Öteki tarafta hukema, hukemanın bir hukema var, bir de münever kısmı var. İşrakiyun. Yani hukema işrakiyun. Hukema işrakiyun. Arasındaki mukayese. Yani kurban olayım ya, Allah'ını seversen ya. Şurada bir anlatıyor. Vallahi billahi tallahi sizi kandırırım, Allah'ı kandıramam. Allah'a bir acayip oluyorum ya. Ben okuduğum adedi belli değil. Bu nasıl bir şey? Anlamış değilim yemin ederim yani. Bu kadar hakim, bu kadar muhakkik ve mudakkik, bu kadar can şey bu sayfada, bu iki temel İslam'ın Kur'an şakirtlerini muvazene etmek. Allah'ını, şuraya bak yani, şuraya, şuraya. Yani bu nasıl bir şey, anlamış değilim. Hani söyle bir diyeyim de ondan sonra. Aslında yapamayacağım, ders yetmeyecek biliyorum ama. Ama yapalım aslında, biz de alalım. He, yapalım, he, bak şimdi. Hep misalim olur. İki tane Alman konuşuyor. Veya İngiliz. İngiliz konuşmayayım, İngiliz moralini bozuyor. F-25 deyince, bir de İngiliz ratına gelince benim kimyam bozuluyor. İki Alman konuşuyor. Tamam mı? İki Alman konuşuyor, bir tanesi de dinliyor. Hiç müdahil değil bak şimdi. Burayı anlatacağım size. Gar 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 gar. Gur 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 gur. Sen de, bir tanesi de seyrediyor, sen de üçünü seyrediyorsun. İki konuşan, bir tanesi gözlemci seyrediyor. Gar 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 gar. Gur 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 gur. Gar gar gar, gur gur, gar gar gar, gur gur gur. Konuşuyor, konuşuyor, yarım saat konuştular. Bunda hiç çit yok. Bakıyor, bu dinleyen bir tek cümle söylüyor. Ha, ortalık düzeliyor. Münakaşalı, sıcak bir atmosfer vardı, gergin bir ortam. Bir cümle söylüyor. Zahirde ben oradan bunu seyrederken bu Almanca bilmiyor, biliyordum. Müdahil olmuyor ki. Bu Almanca bilmiyor. Fakat biz bir cümleyle iki tarafı barıştırması bize ne gösteriyor? İkisine de hakim. Mevzularına hakim, lisanlarına hakim. O zaman az konuşması bilmemesi değil, hakim olduğunu gösteriyor. Eğer iki tarafı uzlaştırabiliyorsa bir cümleyle, iki tarafın ruhuna hakim. İşte burası, evet, bir cümle. Ama bize ne? Ruhuna hakim. Mesela ona ait, ondan sonra burayı söyleyeceğim. Resulullah'ta misal vereyim, hep misal veririm. Yemekte diyor aleyhissalatü vesselam, yemeğe üfürerek yemeyiniz. Bu normal bir sıradan bir cümledir. Hayır, bu denemez. O denemez, o tarihte denemez. Şimdi de zor denir. Niye? Bir, suyun yapısını, kimyasal yapısını bileceksin. Koy kenara.
ağzından çıkan karbon monoksit mi dioksit mi? Dioksit abi. Dioksit. Karbon dioksit. Dioksit abi. Çift. Evet abi. Mono 1. CO2. Dioksit 2. Çıkan karbon dioksit. Aldığım oksijen. Şimdi sağlıkçı ya. Kaç sene okudun bu konuda? 4 sene. Vay be. Suyu bileceksin. Bu sözü sen iyi anlarsın bu konuyu evet. Anlatacağım. Suyu bileceksin. Toplamda 16 sene abi. Allah Allah. İlk okudum. Ağzından çıkan dioksit, karbondioksiti de bileceksin. Karbondioksit. Tamam. Evet abi. Çıktığını bileceksin. Karbondioksit çıktığını nereden bileceksin? Öflediğim zaman üçüncü bir yapı. Bu ayrı bir kimya. Bu ayrı bir kimya. Ayrı bir kimya olmadı mı? Oldu. Oldu. Şimdi dördüncü kimya. Tekrar soktum. Bu kimyanın bedenimdeki kimyaya beş etti. Bu kimyada bu süreci bilen, hakim olan zatın sözü olabilir. Anladın mı şey? Sen niye adam moralini bozdun? Geç. Anladın mı? Anladım. Nasıl anladın? Yani her bir basamakta farklı bir kimyasal dönüşüm var. Evet, dönüşüm. Bunu bilen bir zat bu beş mertebeyi aleminde hazmedecek. Ondan sonra onu misallendirecek. Ancak böyle bir şey olur. İşte Kur'an'a ve hadise böyle bakın. Normal bir şey söyleniliyor. Mesela bir misal kendimden vereyim sonra buraya geçeyim. Ben bir şey söylüyorum mesela. Bu böyle, böyle bulmuşum. Bu belki de 10 saniyemi alır ama 34 sene. Ve çalışmam günde belki de bunlar şayet 3 defa atlet değiştirir. Sanki bir yere taş ocağına ve bir yere mal yetiştiriyor. Niye peki? Elimde değil. Ben bir yere el atmam. Atarsam ölürüm orada. Böyle bir şey var. Doğru mudur? Doğru değildir. Böyle olmayın. Ama ben böyle böyle bir kuyu mu diyeyim, böyle bir ihsan mı ne derseniz deyin. Böyle bir yapı var ama beğenmiyorum. Ama kurtulmam şu an bu yaştan sonra mümkün değil. İşte bu 3-4 tane su misali verdim. Ondan sonra şey misalini verdim. Başka ne misali verdim? Alman misalini verdim. Ona göre burayı düşünün. Ve ona göre şu paragrafı düşünün. Karanlık olmadı değil mi? Yok abi. Tamam. Burayı düşünün. Okuyalım düşünelim. Haydi bakalım. Bu önermeleri bu bilinmesi lazım ki buna öyle değer vereceksin. Ama çok enteresan bir hani bakış açısı yaptınız şu an. Yani bu. Buraya öyle bakacaksın. Yok hepsine böyle bakmak gerektiğinde bir mesaj. Ha tabii. Hepsi Risale-i Nur'a yani bakış açısında. Risale-i Nur'a bakışı aynı böyle. Yani böyle bir denmiş ama kardeşim nereleri sentezlemiş, nereleri ayıklamış, nereleri buraya taşımış bilmiyoruz. Yani Risale-i Nur'un bariz bir özelliği de alt veri tabandaki pislikleri, münakaşaları denildi bilmem ne yaptı. Hiç bunları getirip gündeme taşımadan direkt inşa yapıyor. Eğer bu böyle dedi, şu böyle gitti. Mesela 25. ayetler hep itiraz olmuş ayetler. Bir tane düzgün ayet değil yani onlara göre. Hep onlara göre yanlış ayetler. Bu 25. sözdeki bütün o ayet-i kerimeler itiraz bulmuş ayetler. Bir tane onlara göre düzgün değil haşa. Hep böyle onları izah ediyor. Ama ne yapıyor ustad? Hiç onların şeyini, fikriyatını taşımadan... Safi zihinleri idlal etmeden, bozmadan ispat etmesi. Çok ilginçtir. Onlara göre hep yanlış ayetler. Mesela Vettin ve Zeytun mesela. Veya Deccal'ın itiraz ettiği. Evet Vettin ve Zeytun ona itiraz etmiştir. Ama biz konuşuyoruz. Ustad hiç bir tanesini kesinlikle zaten Kur'an'ın başında söylüyor. 25. sözün başında söylüyor. Zihinleri bulandırmamak, safi zihinleri idlal etmemek için onların diyor, bunun hakkında serişte yaptıkları ileri gelir muvazenesi şey, belirtilmeden cevaplar verilmiş. Bu da ilginçtir. Risale-i Nur yöntemi de garip. Hiç böyle şey yapmadan yani. Şimdi,
bu ders tarikatla hakikat mukayesesi olacak. İlmi kelamla asfiya veya asfiya evliya ile işrakiyun muvazenesi yapılacak. Ama biz hepsini toplayın, fazla dağıtılmasın. Hakikat mesleği ile tarikat arasındaki fark. Tamam. Beyninizden diğerlerini sil. Hakikatla tarikat. Hakikat tarikat. Hakikat tarikat. Harikat, hakikat tarikat. Niçin öyle yaptım? 25. kare kullandım şimdi. Tak. Böyle unutmayacaksınız onu. Tak tak. Tak tak. Oldu. Ortadan alıyorum. Yok, emir daha 1, 91. sayfada. Ben hatta şuradan alayım. Mesela Risale-i Nur'un hizmetiyle İsparta ve civarında binler ehli imana fevkalade kuvvet-i imani temin etmek olan bu netice bizim fevkalade hizmetimize kafidir. 10 kutup derecesine biri çıksa, 10 kutup derecesinde, ustad kışır bir laf eder mi? Haşa, mübalağa eder mi? Olmaz la, vallahi. 10 kutup derecesine biri çıksa, 11 demiyor, 9'da değil. Burada sır var. 10 kutup derecesine biri çıksa, tamam, 1000 adamı derece-i velayete sevk etse, 1000 adamı, veli yapsa, 1000 tane Müslümanı veli yapıyor. Yapanlar kim? Kaç kutup? 10 kutup. Bunu kaçırmayacaksın. O zaman olacak ki bunu söylüyor tabi. Evet, olabilir. Gelecek. Evet. Bu gibi neticelere kanaat yetse yine bu neticeye şey düşürtmez. Yani ben ortada aldığım için nedir o? Risale-i Nur hakikat mesleği olduğu için imana hizmet ediyor. İmana hizmet ediyor. Bir tanesini imana getirmeye vesile olması 100.000 tane Müslümanı evliya yapmaktan daha mühimdir. Çünkü evliya cennette makamı geniş, Müslümanın makamı genişleniyor. Ama imansızın iman yapılması sonsuz cehennemden sonsuz cennete dönüşmesi gibidir. Bir tanesinin makamı ve sahası, istifade meyve ağaçları, tarlası genişliyor. Ötekisi sonsuz cehennemden sonsuz cennete geliyor. Arkasındaki fark imanla küfür arası gibidir. Onun için yukarıdan okumadım. Onun için ben arada Nur aşağıda Nur'un hakiki şakirtleri. Nur'un hakiki şakirtleri bu gibi neticelere kanaat ediyorlar. Yani peki İmam-ı Rabbani Hazretleri 5. mektupta da öyle diyor. Zerre kadar diyor imanda inkişaf etmek. Zerre kadar. Binlerce keşif ve kerametten daha evladır. Evet. Binlerce keşif ve kerametten daha evladır. Çünkü keşif ve keramet meyve gibidir. Niye biraz mübalağa gibi gözüküyor? İman olduğu için mesele, bekaya baktığından en büyük fani, en küçük baki denk gelemez. İman böyle bir baki hakikattır. Tarikat meyvedir diyor. Hakikat ise iman hakikatı, imandır. İmana bakıyor. Zaten tarikat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra 600 sene sonra zaten. Çünkü bizden tarikatın ilk mukaddemesi 800 sene önce başlamış. Abdülkadir Geylani Hazretleri başlıyor. Tarikatın böyle sistematik olması.
o zikri değil. Zikir zaten Kur'an okumak zikirde o değil. Sisteme dönüşmesi böyle, tarikat sisteme dönüşmesi. Bundan 800 sene önce Bahattin Şah'a Nakşibend Hazretleri Geylani'den 100 sene sonra ki bize 700 sene. Geylani ile Nakşibend Hazretleri arasında 100 sene var. Geylani baştadır, eskidir. Bahattin Şah Nakşibend daha yenidir bize göre, bize daha yakın. O zaman şamanizm dinine tapan Türkler, semadaki din, domuz eti yemezler, zina yapmazlardı Müslüman değilken. Böyle bir tuhaf şeyleri vardı. Şimdi fıtratı bozulmuştu. Bozulmamıştı. Moğolistan'da kısmen var bu. Zina yapmazlar, domuz eti yemezler, pek şarap içmezler. Şarapları yoktur çünkü. Şarap üzerinde şiirleri yoktur. Ağıtları yoktur, türküleri yoktur. Sonradan sokulmuş şeyden sonra. Cengiz vesaire. Bunlar Müslüman oluyorlar. Çünkü peygamberi metiyetize mazardır. Müslüman olunca bunlar hep böyle manevi hallere çok alaka. Şamanizmde öyle vardı, yıldızlara. Arka taraftaki gözükmeyen güçlere inanıyorlardı. Ve geldiler İslamiyet'e. Gale. Böyle zahiri ilimlerle, caizdir, caiz değildir, haramdır, değildir. Böyle zahiri ilimlere muhatap olunca belirli bir derece bunları memnun etmiş. Sonra bunları İslamiyet memnun etmemeye başladı. Yani ruhani ve lezzeti böyle şeyler yoktu. Pek varamamışlar onlar da. Onlar varamamış. Bu sefer Geylani Hazreti bir yöntem geliştirdi. Bu manevi terak etme, yani ilk defa çıkıyor. Çok zor bir iş yapıyor. Bu koca bir milleti, toplumu İslam'a tekrar entegre etmek, yani bağlamak, onlarla bütünleştirmek adına bir yöntem geliştiriyor. Yani batındaki hakikatler zahiri nasıl çıkarıp kişiye mal olacak? Çok değişik bir şey yani bu cümlemde. Yani hakikatleri, yani batındaki hakikatleri nasıl aktif edip kişiye mal edeceksin? Çok daha zor bir şey. Çok zor. Böyle bir tarikat yöntemi geliştirdi. Sesli zikir. Yani kalbi işletme yöntemi. Böyle. Bu Gelan Hazretleri'den sonra 100 sene Bahattin Şah Nakşibendi Hazretleri daha ileriye götürdü. Bunlar zahirdeki keşfedilmeyen ama zahir ortaya. O daha hafisini buldu. Daha ötelere taşıdı bu olayı. Ama tekrar içeriye soktu. Daha içeriye soktu. İçeri derken zaten daha ileriye. Getiren yok bu tarafa. Ondan sonra daha ileriye götürdü. Şey ise Mevlana diyorum, İmam-ı Rabbani Hazretleri bu yöntemin içerisinde şeytan denilen sistemin karıştığını gördü. Çünkü şeytan da miraç ettirebiliyor. Aynen. Çünkü şeytan kürse kadar miraç ettirebiliyor. Çıktığı kaynağa kadar taşıyabiliyor. Garip garip tuhaf tuhaf haller olabiliyor. Onun için Ahmet bin Hanbel Hazretleri, Hanbeli mezhep, dört mezhep, ilimsiz tarikata giren diyor zındık olur diyor. İlimsiz tarikat zındık olur. İlimsiz tuvalete bile giremezsiniz çünkü abdestiniz olmaz. Bütün abdest üzerine kurulan bütün ibadetleriniz yok olur. Tuvalet adabını bilmezseniz. Tuvalete cehaletle giremezsiniz. Tarikata cehaletle nasıl gireceksin diyor. Onun için ilimsiz tarikat zındık yapar adamı diyor. Çünkü niye? Şeytan sana miraç yaptırır. Miraç aldın ve bu sefer davalara kalkarsın gibi anlatıyor böyle. Çünkü şeytan miraç yaptırabileceğini o söylüyor. Gelana Hazretleri batındaki hakikatların işlettirmesine bir yöntem buluyor dedik. Sonra bu cehridir. Tamam mı? Sonra Nakşibend Hazretleri biraz daha ileriye götürüyor. Batına götürüyor ve hafi bir zikre dönüştürüyor. Daha derinlerin, nasıl ki Maturidi Hazretlerine göre meylan, son, eşarı daha ileri götürerek tasarruf diyor. Meylana mahluk diyor. Daha öteye geçmiş yani. O konuda. Şimdi Nakşibend Hazretleri bize daha yakın. Ondan sonra onu da kullanarak kendisi daha enfusi bir yöntem geliştirdi. Daha batına girdi. Sonra gele gele
İmam-ı Rabbani Hazretlerine gelince baktı ki bidatlar girmiş. Şeytan devreye girecek bir zemin bulmuş. Acayip bir yol olmuş. Çünkü şeytan bile miraç ettirebiliyor. Bu sefer İmam-ı Rabbani Hazretleri Mücedid-i Elfisani denmesi 2000'in yenileyicisi o enfuste bir yöntem getirdi. İlm-i usulü din uleması aynı zamanda bu. Yani şeytana o yolda gidenlere musallat olmak. Yani ne yapmış? Sünnet-i seniyeyi, adaplarını o konuda hangi zikrin, hangi mananın kalıplarıdır? Kalıplarını getirdi. Diyor ki ben seyri sülükü ruhani'de diyor. Seyahat ederken bu sünnet-i seniyeye adab, edep, müstehap, adab, sünnet değil. Sünnetin altında ne vardı? Müstehap vardı. Nafileler var, müstehaplar var. Tamam mı? Nafile nevinden dahi olsa diyor, sünnet-i seniyenin küçük bir adabına riayet etmek, sünnetin dışında çok acayip bir keşif vesaire gibi sönük düşer diyor. Ben manevi alemde onların nurunu çok sönük gördüm. Ama küçük bir ami bir adam, sünnet-i seniyenin edep seviyesinde, müstehap seviyesinde, bir diyor şey riayet etmekten hasıl olan nur, daha külli, daha umumi gördüm diye. Sünnet-i seniye, o batini enfusi zikirdeki yola usul getirdi. Sünnet-i seniyenin dışında olamaz dedi. Sünnet-i seniyenin her bir şey, o zikiri o aleme girdi. Dedi ki, taşı koy buraya dedi, koydu. Buraya da koy, yol yaptı. Yani kural getirdi enfus yönteme. Kural getirdi. Geylani'de de yalnız onların ortaya çıkması için kuralları var. Nakşi'de de daha öteye gitme yolları var. Ama bunlar şeytanın girebilme şeyleri o kadar sağlam değil. Girdi. Davalara kalktılar, batıl şeyler iddia ettiler. Ben oyum dediler vesaire. Bu sefer İmam-ı Rabbani Hazretleri devreye girdi. İmam-ı Rabbani Hazretleri devreye girdi. O da şey getirdi, usul getirdi. Belki de bu anlatacağım konu mukaddemesi olmuş olur bu ders. Sonra Mevlana Halidi Bağdadi'de bu Geylani'nin, Bahattin Şah Nakşibend'in sünnet-i seniye içerisinde o tasavvuf tarikatı yönteme getiren İmam-ı Rabbani'yi üçünü ele alarak Halidi şeyini getiriyor. Halidi. Mevlan Halidi Bağdadi. Mesnevi Şerifesi. Mesnevi Nuriyesi, Mesnevi Şerifesi getirmiş. Onu da insanın hayata uygulanabilir bir hale getirdi. Ha? Bu şeye geldi. Sonra bunlar Cenab-ı Hak 100 senede bir getirdiği mücedditler bunlar. Sonra sistem değişti. Mevlan Halidi Bağdadi'den sonra, sistem değişti. Toplum değişti. Küfür, süfyaniyet girdi devreye. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bütün peygamberler diyor. Öyle geçiyor risalede. Hiçbir peygamber yoktur ki ahir zamandaki Deccal'ın, Süfyan'ın şerinden ümmetini Allah'a sığındırmasın. Yani Adem Aleyhisselam bile ahir zamanda yani bizim Deccal'dan sığındırmış Allah'a, istiaze ettirmiş. Bütün peygamberlerde ahir zaman Deccal'inden istiaze duası var. Allah'ım ecine min Mesih-i Deccal ve Süfyan duası onlarındır. O ecineler hep bir peygamberin duasının cemidir o. Allah'ım ecine min fitneti ahir zaman hep onların. Dolayısıyla yeni bir olay açıldı. Yani bütün peygamberlerin verdiği haber, bütün o ehli keşfin verdiği haber tahakkuk etti. Süfyan çıktı. Süfyan çıkınca artık bu yöntemi tarumar etti. Hangar haline getirdi. Yani büyük bir depo düşünün. O depodaki o zikirhaneler hepsini yok etti. İçerisinde var olanlar ciddi şeyleri bidatlarla, batıllarla karıştırdı. Eylerini astı, sürdü, yok etti, tarumar etti. Ve
mecliste tam 80 sene Allah'ı inkar etmek rejim kuruldu. Ahireti inkar etme sistemi kuruldu. Çin'den adamlar getirildi. Bütün alimler iflas ettirildi. Mustafa Sabri Efendi sürüldü. Şunlar asıldı. 4 milyon Ali Beyt katledildi Dersim'de. Hazreti Ali'nin neslinden geliyor. Ondan gelenler Ali Beyt diyorlar ama, şey Alevi diyorlar ama bakın Aleviler sahip çıkmıyor. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu mesela Alevidir. Hayır, oğlu diye başladığı için soy ismi Alevilerin soy ismi oğlu diye başlarsa o Ermeni asıldadır. Onunla tefrik ediliyor. Ermeni asıllıdır mesela. Alevi oldukları halde Dersim hadisesine sahip çıkmamaların sebebi Dersim'de katledilen Hazreti Ali'nin Ali Beyti'ydi. Halis Müslümanlardı. Çünkü Deccal öldürdüğüne göre halis Müslümandı. 4 milyon insan gitmiş yani. Ve Türkiye'de kara bir bulut 1400 seneden beri bütün nurlar söndürülmeye zannettiler. Her şey kaynakları ama her şey camiler satıldı. Birahaneye dönüştürüldü. Gayrimeşru evler haline getirildi. Sirkeci'deki tren garı oradaki İsmet İnönü şeye sattı. Orası birahane içkihaneydi. Allah rahmet etsin Turgut Özal zamanında orası tekrar istimlal edilerek o tren garındaki cami yapıldı. Fındıkzade'de Altınzade o şeye inerken Türkçü Hamdullah Sokağı'nın o köşe başına yapılan cami genel ev yapıldı. Böyle bir caminin şeyi vardı. O yapıldı. İsmet İnönü döneminde yapıldı. Tam Cumhuriyet tarihinde 20 bin cami katledildi. Şişli'deki komple o çok büyük onu yıkamadılar. Çünkü tamamen şey olurdu. Bunun yaptıkları gayri hallere getirilen böyle kenar köşedeki cami. Ama ana merkez Şişli'dekini Ermenilere at ahiri olarak kiralandı. Onu ben 1980'de oralarda orada okuyordum. Şişli'de okuyordum. Biz namaz kılmaya gittiğimiz zaman böyle atları bağlamak için o mermerlere şey vardı. At bağlama kan şeyleri vardı. Yuvarlak yerleri. Ne diyorlar? Halka. Halkalar vardı. Biz o hocayı sorduk. O zaman çocuktuk. Ya hocam bunlar niye var? Bir sürü halka var üst tarafta. Alt katta her tarafta vardı. Sonra işte onlar söküldü. Bilmiyorum. Şimdi o halkalardan var mı? Ahır olarak. Bunlar mı var? Bunu yapan müessiri Mustafa Kemal. Ve Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar beklenilen Süfyani Deccal budur. Müslümanların içerisinde çıkacak Deccal budur. Deccal Rusya'daki Lenin'dir. Onun sahası büyük olduğu için Deccal denilmiş ama o tarif edilmiş bir dini tarif ettiği için tesiri o kadar, yani Allah'ın gayretine o kadar dokunmamıştır. Hristiyanlığı tarif etti. Bu Mustafa Kemal ise İslami Deccal olduğu için, İslam içinde İndallahi'l-İslam inne dine indallahi'l-İslam din Allah nazarında tek olan İslam'ı tarif ettiği için bu en şerlisi bu oldu. Ötekisine benzemiyor. Bunun karşısında çıkan bir adam var. Bir tane bana gösterin çıktığını gösterin. Mustafa Kemal herkes her cemaat der ki Deccal'dır. Fakat bunun karşısına çıkan hiç kimse yok. Mustafa Sabri Efendi kaçtı, şeyler kaçtı. Şu anda mesela bakıyorsun değil mi cemaatlerin liderleri vefat ettikten sonra adam müceddit diyor buna. Nasıl müceddit olan? Müceddit nasıl olacak? İlm-i usulü din ulemasına göre zıttır. Deccal'la Mehdi karşı karşıya gelecek. Deccal'ın sistemine Deccaliyet, bu Mehdi'nin sisteminde de Mehdiyet. İslam içine çıkana Süfyan deniliyor. Bu da Mehdi Ali Resul'dur. Süfyaniyet. Süfyan Mustafa Kemal'dir. Kemalizm Süfyaniyet'tir. Bediüzzaman Mehdi Ali Resul'dur. Nurculuk yani Risale-i Nur yöntemi, eğitimi Mehdiyet'tir. Tamam, Mehdiyet'tir. İkisi karışıyor. Peki o tarihte Bediüzzaman'dan başka var mı? Tarih bu. Yani bu kuru bir iddia olsa, mesnetis olsa ağzımı tıkayım. Tıkarlar zaten. Yok ki. Yani her şey kapatılmış, hangar getirilmiş. Yok. Mesela bakıyorsun, Vehhabiler bu son tarihte müceddit ilan ettiler. Mahmud Efendi Hazretleri'ni. Peki, Vehhabiler müceddittiği temelden anlayışlarına göre düşmandırlar. Müceddittik ne demek? Şefaata düşmandırlar Vehhabiler.
sünnete çoğusunu inkar ederler. Mehdi denen bir birim inkar ederler. Mücedid denen bu hadis inkar ederler. Ama Türkiye'de Mamun Efendi mücedid diye ilan ederler. Peki inanıyor musun buna bunu ilan ettiğine göre? İnanmıyoruz. Peki niye tabi değilsin? Niye Suudi Arabistan'daki hala Vehhabidir de Mahmud Efendi sistemiyle değil? Sen ilan ettin. Arabistan'dan adam gönderdin. Otelde ilan ettiniz mücedid diye. Peki niye tabi değilsin? Hakikaten inanırdım sen tabi olsaydın. Peki hala Vehhabiliğin devam ediyor. İngilizlerin kurdu Vehhabiliği. Peki niye? Hakiki mücedide, mücedidliğe nazarı çevirmemek, ona ilgi çekmemesi için böyle bir ikide bir gündem değiştiriyorlar, yapıyorlar. Ondan sonra yaptıkları sistemle yeni yeni şeyler, motifler uyduruyorlar. Ta ki aslını bulamasın. İşte televizyonlarda şimdi Ramazan'da çıkacak, müştehitler çıkacak böyle. Kur'an'ı kendilerine göre inkar edenler, Kur'an'ı inkar edenler, hadisi komple inkar edenler. Yeni yine mesela Mustafa İslamoğlu çıkarttılar Şia, onu çıkarttılar. Ya Şer, hadisi komple inkar ettirdiler. Tamam. Böyle bakıyorsun Arabistan'dan İsmail Ağa'yı Mahmud Efendi'ye mücedid ilan ediyorlar falan. Öyle acayip bir karmaşa. Bunları yapan müessir esbab noktasına sebepleri İngiliz. Millet İsrail'i bilir. Hiçbir şey değil İsrail. İsrail'i de oraya koyan, muhafaza eden İngilizlerdir. Amerika attır. Oraya binen at koşucu İngilizlerdir. Amerika'yı bile yöneten İngilizlerdir. Ustad eski eserde İslam'ın ezeli düşmanı olan İngiliz diyor. Tamam mı? İ.G.Z. İngiliz direkt demiyor. Ta ki o tarihte ve İngilizler bununla ölüm fermanı çıkarıyorlar. İstanbul'u işgal ettikleri zaman. Ustad onlara karşı Hutuvat-ı Sitte vesaire şunlar bunları neşir yapıyor. Tamam mı? Onların sorularını hangi papazların sorduğu sorulara. İşte Bediüzzaman Hazretleri o zaman çıkıyor ve çıktığı dönem 40'a kadar kendi ilmiyle, ferasetiyle, özelliğiyle, dirayetiyle, faziletiyle mücadele ediyor. Eski eserler diye, Asar-ı Bediye diye eserler neşrediyor ama mücedidlik değildir. Çünkü vazife değildir, daha vazife değil. O işte Ayasofya'da nutuk vermesi, hareket ordusunu ıslah etmesi, Kürtlere bir şeyler, makaleler yazıp onlara meydanda şeyler anlatması. Hep ustadım 40 yaşına kadardır. 40 biliyorsunuz Rus'u peyda etme yaşıdır. Peygamberliğin verildiği, asfiyalığın verildiği, evliyalığın verildiği. Ondan önce zordu. Fakat bunların istisnaları vardır İsa Aleyhisselam hakkında. Bir rivayete göre 33, bir rivayete göre 40. İstisnaları vardır. Ondan sonra nasıl ki İsa Aleyhisselam bekardı, evlilik umumi olduğu halde istisna olduğu gibi burada var. Sonra Ustadat Bediüzzaman Hazretleri'ne Said Nursi olarak hareket ediyordu. Asar-ı Bediye vesaire eserleriyle. Munazarat, Doğu Kürt bölgesindeki irşat yöntemini anlatıyor. Onlarla yaptığı munazaraları anlatıyor. Sonra 40 yaşına gelince Said Nursi inkılap ediyor, Bediüzzaman oluyor. Bediüzzaman aynı ruh oluyor, Risale-i Nur geliyor, Risale-i Nur mücedidliğe başlıyor. Risale-i Nur mücedittir. Bediüzzaman onun zeminidir, tamam? Bediüzzaman Said Nursi onun talebesidir. Bediüzzaman Mehdi Ali Resul de denilebiliyor. Mehdi Ali Resul Risale-i Nur tam mahza mevhibe-i ilahiye, Kur'an'ın son icaz manevisidir. Hala bazı tegereteciler 500 sene sonra Deccal gelecek diyor. Allahu alem ya Rabbi. Akıllara hayranlık veriyor. Akıllara durgunluk veriyor. Milleti de nasıl oyalıyor? Başka bir tanesi çıkıyor Cübbeli Ahmet. 40 metre boyunda minare şeklinde şeyi bekliyor. İsa'yı bekliyor. Minare boyunda adam gelecek diyor. Onu doğuracak anayı da nasıl bulacaklar bilmiyorum. Tamam. En azından efendim abi. Abi bu üstad vazifesini çocukluğundaki bir rüyası da alıyor mu? Alıyor ama vazife verilmemiş oluyor. Kur'an'ın etrafındaki surlar da alıyor. Evet mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hakkında da öyle deniyor. Peygamber olacağını biliyordu deniliyor. Alimler de var ama verilmedikçe herkesin Allah'ın vereceği bir tarih var. Yani bu sefer bu, efendim abi. Bu bir rüyayla mı oluyor abi? Hayır.
Rüya ile olmuyor. Rüya ile ki beşeriyetine haber veriyor. Senin ve benim gibi insanlara bir rüya ile geliyor. Mesela vahinin 1/40'ı, vahinin 1/40'ı rüyada oluyor. Bizim bildiğimiz rüya değil. Rüyanın içerisinde 70 mertebe var olduğunu söyleniliyor. Yakazadan ileri. Tabii tabii. Rüyanın mesela avama rüya olur. Biraz mürekkep yalayanlara yakaza olur. Böyle tamam. Ondan sonra hakikat-ı meratipleri var. Ulema ilm-i usulü din uleması diyor ki kişi ile alemi misal arasında alemi misal ile kişi arasında 70 diyen şey var. 7 mertebe olan da var. Her bir mertebe 10 diyor. Yani uzatmamak için ben size yormamak istiyorum zihninizi. Yani insan ile alem misal arasında 7 inkılap var. Alem misalin bir altı daire-i misalidir diyor mesela Risale'de. Ondan sonra kişi ilk inkılap rüyadır. İkinci inkılap yakazadır. Sonra böyle gidiyor katlanarak. Bir hal bir hala hiç benzemez. Yani uyanıklıkla uyku arasındaki fark şeyle rüya ile yakaza arasındaki fark gibidir. Onu açalım artık şey gelmiyor. Varsa Ozan geliyor mu? Yok abi tellerim. He. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri efendim 40 yaşında bu iş vazife veriliyor. Tamam. Şimdi bu Asfiya, evliya ama toplumda tabii evliya. Evliyanın içinde asfiyalık da var. Asfiyalık içinde de evliyalık da var ama toplumda daha çok evliya öne çıktığı için asfiyalık fazla şey yapılmıyor. Asfiyayı muhakkikin var. Asfiyayı mudakik var. Evliyayı muhakkik var. Evliyayı mudakik var. Mesela ilk mesela bir tanesi halini keşfeder. İkinci bir evliya. Kabirdekini keşfeder. Yani çok fazla büyük, ciddi bir büyük değil. Bir veya birkaç tane esmada birkaç mertebe atlar. Bazı halleri arz olur. Evliyadır. Mesela namaz kılmayana göre namaz kılanların ilm-i usulü de geçer. Evliyadır. Yani Allah dostudur. Allah dostunun alameti namaz kılmaktır. Tasavvuftaki adı evliyadır. Namaz kılan evliyadır. Şimdi bu asfiya herhalde o zaman yarın bunu okuruz. Ama bu mukaddeme ne kadar oldu saat? 50 dakika oldu. Ama bu size temeli bir şey. Ben böyle ilm-i usulü dinden aldık. İlmi kelamı aldık. Bir de asfiyahi muhakkikik, mudakik. Onun için asın mücedidleri asfiyahi mudakiktir. Aynı zamanda muhakkik. Muhakkik ve mudakiktir. Mudakik daha camidir, kapsar. Ve onların bir özelliğini de söyleyeyim. Müfessirle farkları nedir? Onun için Risale-i nasıl tefsirdir falan diyorlar. Tefsir iki kısımdır. Bunu ilm-i usulü din uleması ortaya koyar. Tefsir iki kısımdır. Bir, zahiri ibarelerini, Arap usulüne, belagat kaidesine, İlm-i usulü din kaidelerine vesaire 42. sayfada işaret-i cazda söylüyor. Onları tefsir ederler. Ne yaparlar onlar? Kur'an'ın Fatiha'sından girerler. Kulûzu bir Rabbinas'tan çıkarlar. Bunlara rivayet tefsiri derler. Bunların eserlerine rivayet. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ne demiş? Sahabe ne demiş? Hazreti Ömer bunu nasıl yorumlamış? Celaleddin-i Suyuti ne demiş? Tamam. Şu ne demiş, bu ne demiş? Kendisini de koyuyor. Buna rivayet tefsiri denilir. Tarihçeden naklediyorum, kitap okuyanlar hatırlar. Zannediyor ki birisi kafa kaldı, konuşuyor. Evet ama hep kitaptan konuşuyor. Bir de dirayet tefsiri var. Bunlar Kur'an'ın Fatiha'sından girip Nas'tan çıkmazlar. Bunların özellikleri şudur. Unutmayın şu anda yapacağım hareketi. Kur'an, cemiyet ve müceddit. Cemiyete bakar, hastalığı ne? Hastalığını teşhis eder. Sonra tespit eder. Tamam? Teşhis eder. Tespit eder.
böyle hasta bir asrın ilacı sırf bu asra bakan ilacını verir. Çünkü her bir ayeti mutadit manası var. Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. Bu cümleyi unutmayın. 286. Buna ait bir ders yaptım dün. Her bir ayetin mutadit manası vardır. Her bir mana küllidir. Her bir asırda efradı bulunur. Bunlar, bir daha söylüyorum. Asır, hasta asır. Vela asır. Bu hasta, bu taraf hasta, bu hasta, burası hasta. Bu değil. Bu da değil. Burası hasta. Burada hasta, burası hasta değil. Hastalığı teşhis eder, sonra tespit eder. Kur'an'da bu asra, hasreten bu asra bakan ilaçları verirler. Bunlara dirayet tefsiri diye. Mesela İmam-ı Rabbani Hazretleri mektubatı böyledir. İmam-ı Gazali'nin ihyası böyledir. Mevlana Halid-i Bağdadi'nin eseri böyledir. Bunlar dirayettir, müceddittirler. Müceddittlerin eserleri müfessir gibi, Elmalılı Hamdi Yazır gibi Fatiha'dan girip Nas'tan çıkmazlar. Öyle yok. Tamam. Elmalı Hamdi Yazır girer mesela. Siz hepiniz bildiği tefsir mesela Celaleddin Suyuti gibi. Girerler böyle. Nas'tan çıkarlar. Asır masır bilmezler. Onlar komple Kur'an şey. Bunların özelliği budur. Kur'an'la asrı barıştırmak. Kur'an'ınla asrı barıştırmak. Asra uygun söyletmeliyiz Kur'an'ı. Böyle bir asrın Kur'an'ın dersi nedir? Sırf ona odaklanır. Abdest gibi. Efendim? Abdest gibi. Ne demek abdest gibi? Siz dediniz ya ruhla şeyi, cesedi. Ha evet. Bedenle ruhu birleştiren abdest yöntemidir. Eğitim abdest. Abdest bu. Ruhla beden kopuktur. Birleştirilmesi gerekiyor. Allah ile ruhu birleştirmenin şeyi ise tövbedir. Abdesti. Ruhun abdesti tövbedir. Böyle bir asra Kur'an'ın hangi dersi? Boğma. Onu verir. Bağla 163. sayfada bu hadisi söyler. Kaynağında şey yapayım. Bağla 163'te hatırımda kaldığı kadar 163 zannediyorum. Evet o öyle. İnnallâhe yeb'asû lehâzil ümmeti âlâ re'si küllü mi'etin seneti men yüceddîdû lehâ dînehâ. Her 100 senede Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderiyor. Hadis-i şeriflerine nerede geçiyor? Ebu Davud Melahim 1'de geçiyor. Keşhul Hafa hadis no 740'da geçiyor. Her 100 senede bir müceddidi din geliyor. Bunlar da Mevlana Halid-i Bağdadi'dir, Gazali'dir, İmam-ı Rabbani Hazretleri'dir ve Bediüzzaman'dır. Çünkü Mevlana Halid-i Bağdadi'den sonra 100 sene sonra başka yok. Bunlar en büyük özellikleri budur dedik. Geçmişi taşımazlar. Çünkü geçmiş bilgiler, geçmiş yorumlar eğer Süfyanet'e çare olsaydı Süfyanet çıkamazdı. Mustafa Kemal 1923'e kadar Osmanlı'da büyüdü, okudu. Ve Osmanlı'da malum tarikat hakimdi. Eğer tarikat Süfyan'a mani olsaydı, Süfyan tarikatın içine çıkamazdı. Süfyan Osmanlı'dan çıktı. Yani bir dinsizlik, bir sisteminden Süfyan çıkmadı. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı içinde çıkmış. Yani Osmanlı'da tarikat tasavvuf hakimdi, Süfyan bundan çıktı. Hadi kişi çıkabilir. Çünkü kendisi Yahudi, Selanik Yahudisidir ve gayrimeşrudur. Babası yoktur. Vardır da kim olduğu belli değil. Babası olmaz da. Ama kim olduğu belli değil. Böyle. Fakat bu çıktı. Ama buna tabi olanlar Osmanlı'nın çocukları nasıl çıktı? Ama bu sefer ne anlatmaya çalışıyorum? Süfyan çıktığı zeminden ki malzemeleri yani tarikatı Süfyan'ı susturmak için kullanılmaz. Çünkü tarikatın sistemi içinde çıktı Kemalizm rejimi. Bir kişi değil ki, bir İttihatçılar nasıl çıktı? İttihat Terakki nasıl çıktı? Yani şimdi onun uzantısı nedir? CHP nasıl çıktı yani?
F25 nasıl çıktı? F25 bunlar için de çıktı. Şu anda F25 Kemalizmi hortlattırmak için vazifeli yani. Canlı tutmak için uğraşıyor. Ama o da onun da sonu geldi elhamdülillah. Bilinmesi yetti yani. Bilinmesi yetti. Tamam daha bu işin içi bilindi. Bitti. Şimdi bu öyle bir yöntem getireceksin ki Süfyan'ın çıktığı zemindeki tarikat malzemeleriyle bunun karşısına çıkamazsınız. Çünkü zaten çıkılsaydı adam buradan çıktı. Sistem bunların içine çıktı. O zaman Mehmet Akif diyor ya, Kur'an'dan almalıyız ilhamı, asrın idrakini sunmalıyız, Kur'an'ı mı diyordu? Evet, ha? Şimdi, he? Asrın idrakine mi diyordu? Asrın idrakine. Ha, asrın idrakine sunmalıyız Kur'an'ı. Şimdi, bu asrın yapısı şuydu, mecliste adam, milliyetin bakanı, eğitimi daha nasıl ileri götürürüz diye bırakmış, ahireti nasıl inkar ederiz diye mecliste konuşma yapıyor. Ahiret inkar ediyor, aşırı inkar. Allah'a inkar ediyor Mustafa Kemal, Nutuk'ta, 347. sayfasında. Arap Yarımadası'ndaki diyor, çopulcu milleti diyor, Arap toplumunu bir hale getirip bir sisteme koyabilmesi için insanüstü bir korku kaynağı üretilmesi gerekiyordu diyor. Muhammed diyor, Allah inancını o Arap Yarımadası'ndaki siyasetinin neticesidir diyor. Arap inancı Muhammed'in kendi Arap Yarımadası'nda ürettiği bir siyasetinin neticesidir diyor. Biz ise diyor gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık. Damarınızdaki asıl kanda mevcuttur. Ben bunu biraz ileri götürdüm ama faturasını ödedim Lozan'da. Sıfır grubu RH pozitifte mevcuttur. Bana içeride sordular, böyle bir şey demiyorsan niye dedin? Onun bedelini ödedim ya, Lozan dersinde. Dolayısıyla Risale-i Nur bu tarihte çıkmış. Risale-i Nur'a değer vermek, anlamanın en bariz yolu şudur. Bilmeyen kesinlikle Risale'ne değer veremez. Risale-i Nur nerede, kime karşı çıkmıştır? Nerede, kime karşı, yani hangi yöntem ve felsefeye karşı çıkmıştır? Hangi çıkış tarihini, Risale-i Nur'un, Bediüzzaman'ın yaşadığı Risale'nin çıkış tarihini bilmeyen kesinlikle Risale'nin değerine veremez. Hala 500 sene sonra Deccal bekleyen bir dini cemaat, tegereticiler, şimdi Risale'nin değer verebilir mi? Daha Deccal'ı 500 sene bekliyor. Deccal'ı kabul etmiyor ki çareyi kabul etsin. Bir dini cemaat Türkiye'de faiz helaldir diyorsa Risale nasıl değer verecek? Bir dini cemaat tarikatın içinde çıkan bu iddiatçılardan ve Mustafa Kemal çıkan bu rejimi tarikatla karşısına çıkıyor. Zaten tarikatın yani Kemalizmin nasıl yok olacağını, hangi felsefeyle çıktığını, Kemalizm hangi felsefeyi kullandığını bilmiyor ki. Yani mecliste düşünebiliyor musunuz? Milliyetin bakanı Çin'den adam getirmiş. Haş'ı inkar ettiriyor. Rusya'dan Lenin'in iyi bir adamlarından Allah inkar ettirici. Bakanlara, bakan toplantısına Allah inkar ettirme mevzular işleniyor. Bu tarihte Haş'ı Risalesi çıktı. İşte Haş'ı Risalesi'ni ancak o zaman anlarsın. Herkesi susturulduğu, kitapların yakıldığı, Bulgaristan'a kitapların satıldığı, çoğusu yandığı, tamamen bütün arşivlerin peşkeş çekildiği, Amerika Irak'a gittiği zaman ilk yaptığı iş, bütün ilim kaynakları, kütüphaneleri yaktı, yaktırdı. Bütün kitapları yaktı, evet. Hastalık o kadar büyük ve dehşetli ki, o yüzden mi kıyamete kadar bir daha gelmeyecek? Gelmeyecek. Bir daha kıyamete kadar böyle bir sistem gelmemiş, gelmeyecek. Çünkü bitti zaten, dünyanın ömrü bitti. Yani Deccal'ın gelişi ve yapacağı icraatlara baktığın zaman, başka yapacağı ne kaldı ki? Bir işte batıdan güneşin doğması kaldı. Başka ne olacak? Zinanın, binanın büyüklükleri vesaire, haslar, kaz, yani çökmeler, simalar değişmesi, domuza dönüşmesi. 3 metroyu bilmiyor musunuz? Otobüse bilmiyor musunuz? Sizde mi bir delilik var, bende mi manyaklık var? Görmüyor musunuz simaları? İslam siması var mı? Domuz, 4 tane süreç almış.
İlk önce maymunlaştırılmış. Sonra tilkileşti. Bakın suratlara. Daha yeni bozuluyorsa maymunlaşıyor. Risaledeki sıra budur. Lemat'ta geçiyor. 441 mi neydi? Maymun, tilki, yılan, ayı, hınzır. Bir insan domuza benziyorsa arkasında 4 tane bozulma yapısını taşıyor. Sayfa kaçtı? Sözler 741. Başka bir şey anlatmışım. Tamam neyse. Demek ki o bozulma sürecini anlatıyor usta. Bakarsın görürsün diyor, işleri dişlerine çıksa diyor, maymunla, tilki, yılanla, işte onu anlattım ben size. Ha? Böyle bir hale gelmiş. Yani getirilmiş. Mesela bakıyorsun şeye, İslam, hoca dedin adama, İslami bir sıfat yok. O kadar vaaz eden, ağlayan adamın o kadar meymenetsi suratı olur mu? Nursuz suratı olur mu? Olur mu ya, böyle bir şey olur mu ya? Hiç mi böyle dede görmediniz? Daha ilmi yok ya, tarikatçı böyle, sen böyle kendin, hiç Anadolu insanı görmedi, hiç nine görmediniz mi? Hiç böyle dede, babaanne, büyükanne görmediniz mi? Nurani dedeleri hiç görmediniz mi sakın? Böyle sen, o nurani, o tarikatçı ve ilmi, ilim ehillerini görmediniz mi ya? Hiç böyle, hiç mi gözünüz aşına peyda etmemiş? Hiç mi böyle İslami sıfatta böyle, böyle bir ana, bir baktığımız zaman dedeler, büyük babaannelerimiz, dedelerimiz, insan bir İslam bir sıfat bakarsın olur. Ama ne bileyim, Allah ferasetimizi açsın. Tamam, zahiri icraatı bile hikmeti var diyor. Adam namazı terk ettiriyor. Adam başörtüsün. Yani daha bundan daha deccal ne yapacaktı? İslam çaresi olan, ki hadiste geçiyor. Deccala karşı diyor aranızda bir grup çıkacak diyor. Onunla mücadele edecek diyor. Sonra diyor ikinci dönemi mülayemet kesbedecek diyor. Sonra o diyor ona dahil olacak diyor. Böyle Cumhuriyet Halk Partisi ile diğer partinin farkı yoktur diyor mesela. Bir imanı olan bunu der mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin diğer normal bir parti ile, Saadet Partisi ile, Büyük bir Partisi ile, AK Parti ile farkı yoktur diyen imanı olan nasıl der bunu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı Kemalizm, İttihat Terakki'nin görüntüsü, yaptığı mezalimi 4 milyon insana asmış yani. Dersin facialarını kuranlar daha Bulgaristan'da yani bizim kitaplar. Bunları kim yaptı? Ve dini cemaat olma mantığı neydi? Kemalizme karşı İslamiyet'i yaşamak için. Biz dini cemaat onun için olmuşuz. Tek yaşayamıyoruz. Çünkü cemiyetin dayatmaları ağır. O zaman küçük bir cemiyet manasında olan cemaat kime karşı yapılmış? Kemalizme karşı yapılmış. Peki bu cemaat beni ondan korumak için idiyken, bu cemaat ona dahil olursa, başörtü düşmanı bir partiye başörtülü kızlar oy ararsa, bunun daha deccalın neresini bekleyeceksin? Ne deccalı bekliyorsun? Hangi deccaldan bahsediyorsun? Gelip de ne yapacaktı? Başörtü düşmanı bir rejime, başörtülü hanımlar telefonla kapı kapı çalıp ona oy ararsa, başörtü düşmanına, daha anayasaya başvurmuş hala duruyor. Okulda siyer ve Kur'an-ı Kerim dersi kalksın diye. Cumhuriyet Halk Partisi anayasaya başvurmuş. Siyer, Peygamber Aleyhisselam'ın hayatı ve Kur'an-ı Kerim dersi kalksın diye anayasaya başvuran partiye benim imanım var diyen insan buna destek verirse imanı olur mu? Abi diyor bize yemin ettirdiler diyor. Çıkamayacaksın nikah. Nikah mı kaldı kardeşim? Ne nikahını bahsediyor? İmanın gitti. İmanla alakalı her şey gitti ya. Nikahda kalmıyor ki. İmanla alakalı ne bağ varsa yok oluyor. Bak. Başörtü düşmanı. Kur'an-ı Kerim okulda okutulmasın. Bu nesil Kur'an-ı Kerim öğrenmesin. Bu nesil siyer duymasın. Peygamber Aleyhisselam anlatılmasın diye. Okullardaki dersin kalkması için anayasaya, ki vazifesi adam Ceyhan. Buna sen bir Müslüman olarak ona destek vererek onların her şeyini onaylamış olmuyor musun? Diyebiliyor musun ki bu tarafın evet, bu tarafın hayır. Oy verince her şeyin evet. Peki niçin buna girdin? Ya Deccal gelip ne yapacaktı ki? Bir adam münafık olması için 8 kafalı mı olması lazım? Beni aldatan oydu. Ben o kadar kitaplardan senelerce
derslerden münafık. Ya o kadar acayip yürütmüşüm, o kadar acayip alemi münafıkı yer almış ki ben 5 ayaklı biliyordum münafığı. Ben yeni öğrendim münafığın 2 ayağı olduğunu. Meğer benim gibi 2 kolu varmış, 2 kulağı varmış, 2 gözü varmış münafığın. Yeni öğrendim. Ne zaman öğrendim? Kapıma çaldığı zaman başörtülü kızlar, buyurun yavrum. Ben de zannettim ki siteden bizi tanıdılar da şey, buyur yavrum. Biz dedi hangi şeye vereceksiniz dedi. Hayırdır yavrum? Sana mı kaldı bunlar? Ne yapacaksın? Cumhuriyet akbasını vermenizi istiyoruz. Hayır. Başörtülü kız, başörtü düşmanı partiye o istiyor, kapıya çalıyor. Başım döndü, düşüyorum. Amca diyor, tansiyonun mu çıktı diyor. Kalp krizi mi geçiriyorsun? Keşke kalp krizi geçirsem de imansızlık krizi geçirmeseydim. Keşke tansiyonum çıksa düşseydi de şahsiyetim, İslam'ın kimliğim ayaklar altına düşmeseydi. Dedim. Nasıl izah edeceksin? Ha, hikmeti var. Vizyon buymuş. Bizim konjonktürümüz böyledir diyor. Konjonktürümüz. Konjonktürümüz dinsizlikse sen de sana da yolun açık olsun. Allah uyandırsın. İyi uykular. Ha. Demek ki bu derse gayri ihtiyari böyle bir şey oldu. Ama ta şeyi, usulü dini iyi anladık. Muhakkik mudakiki anladık. Mehdi mucididi anladık. İnsanlara buna dersen bile ne dersen de son cümlem olsun. İnanmak istemeyene davul zurna az. Ne delil getirsen delil, hiçbirisi delil değil. İnanmak isteyene ufak bir alamet delil olur. Dediler ki peygambere, Ebu Cehil demiş, ne getirirsen getir, ne mucize gösterirsen göster, biz inanmayacağız. Onların çocukları işte. Yani çocukları, bedensel çocuğu değil, düşünce yapıları bunlar. Düşünce kalıpları bu. Ne getirirsen getir. Mesela bak, ayette diyor ki Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ Değil, onlara taraftar olmak, orada bulunmak, orada meyledeni Allah tehdit ediyor. Tamam. Ayet getiriyorsun. Getirdim böyle ayeti, şöyle yaptı bana. Yap. Hikmeti vardır diyor. Benim hocam dediğine göre hikmet. Allah'ın hikmeti yok mu? Kur'an-ı Kerim açık ifadesiyle sana namazı terk etti. Bu da şey, komutan, tamam mı? Senelerden beri onlardan gözükeceksin diye zina yaptırmışlar. İçki içirmişler. Onlardan olmuş, onlardan yalandan gözüke o olmuş. Artık şimdi emekliliğe gelmiş, artık şefkatleri kalmamış, şimdi namaz kılamıyor. Şimdi kendisi bana dedi. İlk şehirdeyken kendisi geldi Denizci. Hocam dedi, beni kurtaran Allah aşkına dedi. Senelerden beri şey yap, şimdi ben dedi, emekliliğime dedi geldi, çıkmak istiyorum. Ama artık bir yerle gözükmek için o cemaattan da alakam kalmadı. Ama nasıl namaz kılacağım dedi. Ben size yalan mı söylüyorum? Senelerden beri çıkmış, albayla arkada çıkmış. Onlardan gözükmek için onlar gibi yaşamış geldi namaz kıldı. Nasıl kılacak şimdi? Hayret dedim ya, bana da nasıl geldin de ben namaz nasıl kılacağım diye soruyorsun. Aslında bana düşman olman lazım. Allah'tan diyor siteden sizi gördüm dedi. Bir nefes aldım dedi ya. Yeni anladım ben dedi. 2,5 ay oldu ben sizin takipçinizim dedi. Yeni namaz kılmam değilmiş dedi ya. Dine muhalefet ederek dine hizmet edileceğini hangi dinde yazıyor? İlm-i usulü dünün olması öyle diyor. Dine muhalefet ederek valinin karısına diyor ki başını aç diyor. Kapatmak istiyorum artık diyor. Tehlike kalmadı. Hayır diyor. Bir insan, şefkat tokatı var ya 10. lemada. O sarığını takma demiş, adam bak tokat yemiş, Gazze ile her tarafı su zannetmiş, mescidi sulamış, öyle değil mi? Evet. Neydi onun adı? Vallahi 2 gün önce ders okuduk abi. He, şimdi ne yapmış? Ya hoca, ya aman şey, hafız, seni böyle kötü görürler devlet, aman iyi karşılamaz. Hocaya diyor ki, sarık sarma. Takkesi var. Sarık sarma. Sarık sarma sözü bu adam diyemez. Bu adam diyemez dedi. Ne yaptı? Nasıl bir tokat dedi? 10. lemada geçiyor.
Hafız Halit abi. Hafız Halit değil mi? Evet. İmama söylemiş. Ondan sonra gitti mescidi sileceğim diye sulamak için. 13.sü mü? Evet. Ondan sonra gaz yağı dökmüş, hiç de duymamış bunu. Yani ustad diyor ki, mescit diyor ki, senin daha temizleme gaz yağını da istemiyoruz. Ha, çünkü Hafız Halit gibi bir zat imama diyor ki, sarık takma, devlet seni iyi karşılamaz. Ve tokat sebebi bu. Sarık sünnet, ha sünnet, farz değil. Vacip de değil. Adam din kisvesi, hoca diyor ki, başını aç, onlar gibi ol, zina yap, içki yap demiyor ama onlar gibi ol ne demek? Namazı terk et diyor. Ben dedi ilk dönem diyor, tuvalette diyor ima ile, tuvalette oturuyordum ima ile kılıyordum diyor. Tuvalette ima ile namaz kılıyordum. O kendisi söylüyordu. Vallahi billahi tallahi, aynen yemin ediyorum. Mustafa Çavuş da aynı şekil olmuş abi. Mustafa Çavuş da mı? Evet, sağlık ve afiyet olsun. Ya tuvalette ima ile namaz kıldım ben dedi. Kendisi X makamında, şu anda var hala. Dine muhalefet ederek, dinsizliği yaşayarak fiilen. Dine hizmet olur. Nerede gözükmüş ya? Onların silahıyla silahlan demek o teknolojidir ya. Onlar münafıksa ben de münafıklık yapacağım. Casusluk başka bir şey. Onlar geliyor bizim şey yapıyor Allah Allah. Onlar bizden gözükmek için namaz kılıyor. Ben de onlardan gözükmek için zina mı yapayım? Peki. Hoşunuza gitmeyen tabirler bana aittir. Tamam, hoşunuza giden ve nakletmeye çalıştım. Elimden geldiği kadar, dilimin dönene kadar şey anlattım. İlmi kelamdaki usul ve kaideleri anlattım. Ta ki bunlar ilmi sürüdün uleması, ilmi kelam ve ilmi akaid esaslarındandı. Bilinmesi için malzeme oldu. İnşallah yarın ömrümüz olursa o 91'i bunun üzerine bina edeceğiz. Bu dersin üzerine bina edeceğiz. Vâhır davâhum en elhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.